meşhur inqilobchi Siyosun Muhammed bin Bug'ran eslayman. 2-nji bölüm. Muhammed bin Bug'ra chungchung kelgandan keyin Eysa Yusuf Olib tekin, Mas'ud Sabiri qatorliklar bilan billa yurtdoshlar jamiyatini qurib, siyosiy sohada birlikda kurash qiladi. Xitoy xalqiga Turkiston masalasini tunishtirish hukumat beshidiki Gomindang partiyasining Turkiston qarta yurgizayotgan Xitoy millatchilik siyosatini fosh qilish va uningga birlikda qarashtirishni qo'lga keltirish uchun Xitoy chiqadigan gazet jurnallarda maqolalarni yozib e'lon qiladi. Bu maqolalar Xitoy xalq orasida zo'r ta'sir qo'zg'aydi. Muhammad bin Bug'ra qalam kulashtir davomida eng kuchli ta'sir paydo qilgan maqolalardan biri 1944-yilisi 10-ning 12-chi kuni Chongqing chiqadigan hukumatning organ gazeti Daguangbao'da e'lon qilingan Xinjiang emas Turkiston va turkistonliklar turkdir degan mavzudagi maqolalar edi. Ilmiy bas munozara shakl davom qilgan bu maqolalar Muhammad bin Bug'raning otoqli Xitoy millatchi tarix olimi Li Dongfangning Turkistonni Xitoyning bir parchasi deb o'ttirib qo'ygan Daguangbao'dagi maqolasiga radiya berib yozilgan maqolalar edi. Muhammad bin Bug'raning ilmiy asosda va butunlay Xitoy tarix materiallarini paket qilib radiya bergan bu maqolalari oldida Li Dongfang javobsiz qoladi va o'zining mag'lub bo'lganligini e'tirof qiladi. Buning o'xshash ilmiy va oshkor munozaralar Xitoy parlamentida Xitoy xalqining doisi Sun Jingsanning o'g'li doktor Sunfu boshlig'idagi bir turkum parlament a'zolaridan tarkib topgan Turkiston da'vosiga istashiq qildigan bir guruhning maydonga chiqishiga sabab bo'ldi. Xitoyning otoqli olimlaridan tarixshunos Jian Bozhen, tilshunos Gumro qatorliklar Muhammad bin Bug'rani yo'qlab kelib, uni tabriklaydi va istashiq qildi. Muhammad bin Bug'ra 1943-yilisi Xitoyning asos qonunini tuzib chiqish qurultoyiga sabdoshlari bilan birlikda Turkiston masalasini o'z ichiga olgan bir taklif loyihasini birdi. Bu taklif loyihasining muhim moddalari Xinjiang degan so'zni Turkiston deb tuzitishni hamda Turkiston millatining turk ekanligini ochiq va aniq bir shaklda o'ttirib qo'yishni talab qiladi. Muhammad bin Bug'ra qatorliklarining qalam ko'rish natijasida Chengdu shahrida oliy maktab o'quvchilari namoyish qilib hukumatga 9 moddalik talabnoma sunadi. 9-chi moddasida Turkistonga muxtoriyat berish talab qilindi. 1945-yilisi 3-oyning 29-chi kuni Muhammad bin Bug'ra Eysa Yusuf Olib tekin Mas'ud Sabiri qatorliklar birga 16 moddalik bir loyiha tayyorlaydi. Bu loyihaning asos maqsadi Turkistonning milliy muxtoriyat talabi, Turkistondagi inqilobchilar bilan Turkiston va Xitoy foydalik sulh qilish talabi va Turkistonning sobiq zolim valisi Shingshisega jazolash tadbirlari edi. 4-oyning 16-chi kuni bir partiya hokimiyat beshida bo'lgan tuzumdagi Gomindang cho'ng qurultoyida bu loyiha o'qilib qabul qilindi. 4-oyning 18-chi kundagi yig'inda Shingshisaning jinoyatlari o'qilganda har tarafdan Shingshisaga o'lim degan ovozlar yangrashni boshlaydi. Shingshisa o'zini oqlash uchun so'z talab qildi. Majlis a'zolari Shingshisaning sening so'z qilish haqqing yo'q. Shingshisaga o'lim deb Shingshisaga hujum qildi. Omonlik saqlovchilar majlisga kirib, hujumni to'xtatdi va Shingshisani majlisdan olib chiqib ketdi. Jang Jishi bu loyihadagi muxtoriyat va buning munosabatlik moddalarini o'chirib, Turkiston xalqining tiliga va diniga hurmat qilindi. Iqtisodiy va madaniy ishlarga yordam qilindi deb yozib, loyihani amaldan qoldirish uchun butun choralarni qo'llandi. Hatto Shingshisay bo'lsa, Turkistonni markaz hukumat uchun qo'g'idigan va markazga 50 ming sar oltin bergan bir kishidir. Shuning uchun a'zolarining uning qarshi harakati xato deb Shingshisayning jinoyatlarini oqlaydi. Jang Jishi Turkiston qarshi qaror chiqarmoqchi bo'lganda majlisga Turkiston vakillari buniga norozilik bildirib, majlisni tashlab chiqib ketishni, ya'ni boyqut qilishni qaror qilganda Muhammad bin Bug'ra qilch kilanmasdan Xitoy davlat boshlig'i qatnashgan qurultoyda norozilik bildirib chiqib ketdi. 1945-yilning oxirida Muhammad bin Bug'ra Turkistonga keldi. Turkistonda vaziyat bekmi og'ir edi.
Gomindan merkez hükümeti Türkistan meclisinde bütünle 228 siyaset yürgizmek dedi. İşler eğizli bir hıl ve emeliyette başka bir hıl icra kılınmak dedi. Vaadi kılınan ıslahatlarının hemisi kayğı yüzlü kalıdı. Xitay hakimiyeti Türkistan halkını ikincisini puhra katarda tüven kürüp, akaretlep, muamil kılattı. Türkistan'ın milli baylıkını uçuktan uçuk talan taraj kılıp, işkirge toşmak dedi. Muhammed İm Buğra, Xitay hükümetinin bu kılmışları karşı faaliyet başlaydı. Bunun için oldu bilen milli uygunuş, milli seviyeni yükseldirişini asas kılgan akartış faaliyetlerini elip barıdı. Xitay'dan yeniden kaytıp gelgen sebdaşları Mesut Sebiri ve Eysa Yusuf Alıp Tekiller bilen birlikte Oltay Neşriyatını kurup, Oltay Jurnali ve Erik Gezi çıkırıp milletini uygutuş faaliyetlerini tekimi ken kanat yaydırdı. Bu faaliyetler kısa bir vakit içinde miyi bir işki başlaydı. Bu vaziyette Muhammed İm Buğra Şarkı Türkistan'da bir siyasi partiye kuruşunun peytkeligeliğini iskilip Türkistan Millet Partisi'ni kurup çıkıdı. Bu partinin siyasi prinsipi hazırca Türkistan'ın taşkı siyasi ve umumi müdafiye merkezi hükümet Gomindan'ın idare kılıçtı bulup başkışlarını bütünlüğü Türkistan halkının öz iradesi iliş mühendisi kildiğen Ali muhtariyet iliş. Bu muhtariyet sayısında Türkistan halkının medeni, siyasi ve iktisadi seviyesini müstakillikka layık bir derecede kütürüş. İkinci kademde müstakillikni kol keltirişinin ibaret idi. Gomindan hükümeti bu partini resmi itiraf kılmasını milletçi grupa ismi bilen bilmek dedi. General Cancıcın Katarlıklar Muhammed İm Buğra'nı Türkistan'ın kendisi deydi. Onun faaliyetlerden katlık endişe kılattı ve katlık kontrol astı kılattı. 1946 yılı ise 10. ayının 4. günden 1947 yılı ise 2. ayının 2. günü geçe Muhammed İm Buğra'nın Kaşgar, Yeken ve Xotan vilayetleri kılgan sefer ceryanda Kays şehrine barsa Tuluk ve yerim herbi alet icra kılıp sakçı ve askerlerini işgisilip halkının onun bilen olağı kılışını çekleydi. Xotan'da saylam işlerini közden keçirişki barganda Xitay sakçıdarı terbidin planlanan Muhammed İm Buğra'nı öltürütüş suikasti paş bulup kalıdı. Keriye'de Muhammed İm Buğra'nı karşılaştığını çıkan halk üstüge Xitay askerleri ok çıkırıp yetti kişini öltürdü. Muhammed İm Buğra Şarkı Türkistan'da 1947 yılısı kurulgan ülkelik hükümet azası ve temirat nazırlığı tayinlendi. Şundakla Erik Gezi'nin baş muharriri ve Uygur Uyuşması ilmi heyet reisi katarlık vazifelerini öteydi. Ürümçi Darülfununda pehiri profesör unvanı bilen ders birdi ve birkaç ilmi muhakim yığında doklat birdi. Üniversite tarihinde tüncü katım otum energiyesi üstüde ilmi liksiye sözlep köp təsir kozgaydı. 1948'in ise 12. ayının 28. günü ülkelik hükümetinin muavin reisiyle tayinlendi. İkinci bilim bu yerde ahırlaştı. Davamını üçüncü bilimden kürüm.